Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Dolar TL ile ilgili analizimizin her zaman olduğu gibi ikinci bölümünde Merkez Bankası'nın dolar TL konusunda Viyop piyasalarını kullanmak kaydıyla ne işlemler yaptığını inceliyorduk. Merkez Bankası gerek o gün itibariyle gerekse kümülatif pozisyonları itibariyle şu ana kadar elinde bulundurmuş olduğu toplam pozisyonları itibariyle atmış olduğu adımlar ve piyasa üzerindeki hakimiyetinin devam ediyor mu, etmiyor mu? Ediyorsa da hangi maliyetlerle, hangi seviyelerle piyasada bir oyuncu sıfatını idame ettirdiğini izliyorduk. Evet arkadaşlar, 18.01.2019 yani Cuma gününün kapanış verileri itibariyle hem geçen haftayı, hem Cuma günü yapılan işlemleri, hem de yine tüm pozisyonları ele almaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, evet Ocak 2019 vadeyi inceliyoruz şu anda ve 18.01 günü yani Cuma günü Merkez Bankası'nın dolar TL'nin oldukça sakin olduğu bir günde dahi 12.033 adet short pozisyon açma gereği hissettiğini görüyoruz ve 18.01 günü evet Merkez Bankası'nın açmış olduğu short pozisyon sayısı 12.033. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta içerisinde yani 14 ila 18 Ocak tarihleri arasındaki geçtiğimiz hafta Ocak vade için açmış olduğu toplam pozisyon sayısı ise 67.843 adetmiş arkadaşlar. Şurada da görmekte olduğunuz gibi bu işlemlerin %85'ini gerçekleştirmiş ve 68.000 kontrat civarında bir short pozisyon açmış. Onun karşılığında ise İş Yatırım, TEB Yatırım ve Finansbank AŞ'nin long pozisyonlar ile karşılık verdiğini görüyoruz. Merkez Bankası'nın Ocak vadedeki kümülatif pozisyonuna baktığımız zaman elinde toplam olarak 472.930 yani 473.000 kontrat short pozisyon taşıdığını ve %99'luk bir orana hakim olduğunu, en yakın takipçisinin ise sadece 3.947 kontratla GCM yatırım menkul olduğunu görmekteyiz. Diğer tarafta long pozisyon taşıyanlara baktığımız zaman ise İş Yatırımı, Garanti Bankası ve TEB Yatırımı görüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, kümülatif pozisyonu bu şekilde ifade ettikten sonra Merkez Bankası'nın Ocak ayındaki ortalama maliyeti 5.48'miş. Son kapanış verisine baktığımız zaman Ocak vadenin Cuma günü itibariyle son kapanış verisi, son uzlaşma verisi ise 5.36.79. Yani Merkez Bankası'nın maliyetinden oldukça uzak ve Merkez Bankası için avantaj sağlayabilecek bir seviyede olduğunu görmekteyiz. Ortalama maliyeti 5.49 ama kapanış uzlaşma fiyatı ise 5.36. Merkez Bankası short pozisyon taşıyor. Dolayısıyla dolar TL'nin her düşük değeri onun için avantaj oluşturacaktır. Buradan Şubat vadeye geçelim değerli arkadaşlar. Şubat vade için Cuma günü itibariyle Merkez Bankası 23.662 kontrat pozisyon açmış ve bu açılan short pozisyonları Garanti, İş Yatırım ve Ak Yatırım'ın karşıladığını görmekteyiz. Merkez Bankası'nın Şubat vadede geçen hafta itibariyle 14 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasında ise toplam 156.744 kontrat short pozisyon açtığını görüyoruz. Ortalama 5.59 Viyop maliyetiyle bunu gerçekleştirmiş. Karşısında ise yine İş Yatırım, Garanti ve TEB Yatırım'ın bu açılan short pozisyonları long pozisyonlarla karşılayan tarafta yer aldığını görüyoruz. Arkadaşlar, Şubat vade itibariyle kümülatif pozisyonlara baktığımız zaman Merkez Bankası'nın Şubat vadede elinde toplam 774.175 adet short pozisyon bulunuyor ve Şubat vade için bu pozisyonların maliyeti 5.60 seviyesinde imiş. Ve Şubat vadenin %98'lik kısmı Merkez Bankası'nın short pozisyonlarını teşkil etmekte. En yakın takipçisi Garanti Yatırım'ı görüyoruz. 11.784 Garanti Yatırım. Burada short pozisyon açtı şeklinde yorumlayamayız. Daha önce elinde bulunan long pozisyonları da kapatmıştır. Detayını da dikkate almak gerekiyor. Şubat vadenin kapanış verilerine baktığımız zaman ise Şubat vade 18 Ocak itibariyle son kapanışını 5.44 seviyesinden gerçekleştirmiş bulunuyor. Merkez Bankası'nın Şubat vade için ortalama maliyeti 5.60'tır. Dolayısıyla bu 5.44 seviyesi de Merkez Bankası için önemli bir avantaj oluşturuyor şu anki kapanış değeri itibariyle.
Mart ayında Merkez Bankası'nın, pardon, Mart ayında Biop kontratları açılmamıştı. Biliyorsunuz Borsa İstanbul tarafından bu kontratlar açılıyor. Mart ayı için herhangi bir kontrat olmadığı için işlemde söz konusu değil. Nisan ayına baktığımız zaman, Nisan ayı itibariyle arkadaşlar, Nisan vadede Cuma günü itibariyle 19.801 adet kontrat açıldığını görüyoruz Merkez Bankası tarafından. En yakın takipçisinin 336 kontratta vakıf yatırımı olduğunu görüyoruz. Burada da Merkez Bankası uzak ara önderliğini devam ettiriyor. Nisan vade itibariyle Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı işlemlere baktığımız zaman ise geçen hafta Nisan vadede Merkez Bankası'nın 105.830, yaklaşık 106.000 kontrat civarında short pozisyon açtığını görüyoruz. Ve geçtiğimiz haftaya baktığımız zaman değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın en yakın takipçisi sadece 10 kontrat ile Invest AZ menkul olmuş, elinde pozisyon taşıyan kurumlar içerisinde. Evet sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası'nın Nisan ayı itibariyle elinde bulunduran Nisan vadeli kontratlar itibariyle elinde bulundurmuş olduğu toplam kontrat sayısının ise 513.739, yaklaşık 514.000 kontrat olduğunu görmekteyiz. Burada da Merkez Bankası'na en yakın takipçi olarak ise 808 kontratla QNB Finans yatırımı görüyoruz ve Merkez Bankası'nın açmış olduğu bu short pozisyonları long pozisyonlar ile karşılayan Denizbank AŞ'nin, Garanti Bankası'nın ve yine TEB Yatırım olduğunu görüyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar, Merkez Bankası neredeyse tüm vadelerde, daha doğrusu neredeyse ifadesi yanlış oldu, bütün vadelerde net ve lider satıcı konumunda, uzak ara lider satıcı konumunda, ama onun satışlarını karşılayan long işlemi yapmakta olan başka kurumlar var. Bu kurumlarda ise özellikle iş yatırımı, Denizbank'ı, Garanti Bankası'nı, Garanti Yatırımı ve TEB Yatırımı görmekteyiz. Evet sevgili arkadaşlar, Nisan vade itibariyle son kapanış verisine bakacak olur isek, bu arada şunu ifade etmeyi unuttum. Evet, Merkez Bankası'nın Nisan vade itibariyle kontratlarının ortalama maliyeti 5.73 olarak görülüyor ve son kapanış verileri itibariyle 5.60 olduğunu görmekteyiz uzlaşma fiyatının. Dolayısıyla Merkez Bankası bu vade içinde oldukça avantajlı bir durumda. Çoğunuz biliyorsunuz ama sıklıkla soru geldiği için bir kez daha ifade etme ihtiyacını hissediyorum. Her vadedeki Biop kontratlarının fiyatları farklıdır. Zira farklı şekilde fiyatları hesaplanmaktadır. Vade uzadıkça, ileri tarihlere gittikçe Biop kontratlarının değerlerinde de bir farklılaşma olduğunu görüyorsunuz. Serbest piyasa kuruyla veya USD-TR'ye kuru dediğimiz uluslararası piyasalarda geçerli olan dolar-TL fiyatıyla Biop'ta geçerli olan dolar-TL fiyatları birbirinden farklıdır. Sizler sadece yönün ne olduğunu ve Merkez Bankası'nın bu hususta dolar-TL'deki dalgalanmaları ve yurt içindeki spekülatif hareketleri, bakınız altını çiziyorum, yurt içindeki spekülatif hareketleri engelleyebilmek adına ve dolar-TL'nin üzerindeki etkisinin, baskısının ve dolar-TL'nin bir kontrol altında olduğunu, Merkez Bankası sıfatıyla, Merkez Bankası yönetimi veya Merkez Bankası'nın bu husus üzerindeki kararlılığıyla bir politika izlediğini net bir şekilde görebilmeniz bakımından bu verileri sizlere açıklıyorum. Zira Merkez Bankası'nın özellikle ve özellikle 2018 yılının sonlarında açmış olduğu pozisyon sayıları ile 2019 yılının girmesiyle birlikte açmış olduğu short pozisyon sayısında önemli bir artışın yaşanmakta olduğunu ve özellikle Nisan vadenin çok sığ bir vade olmasına rağmen, sığ işlemlerin geçtiği bir süreç olmasına rağmen o vadede de önemli short pozisyonlar yüklendiğini, açtığını burada takip etmekteyiz. Özetle Merkez Bankası'nın işlemlerini takip etmenin dolar-TL üzerindeki etkenlerden birisi olarak yorumlarda ve de analizlerinizde işe yarayacağı kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu işlemleri hemen hemen her günkü dolar-TL analizlerimin içerisinde sonlarına doğru sizlerle paylaşmaktayım. Bu hususu yakından takip etmek istiyorsanız dolar-TL analizlerinde olacaktır. Ancak bu hafta itibariyle bir önce aktarmış olduğum dolar-TL'deki tüm olasılıklar, beklentiler ve bu beklentiler ve olasılıkları dikkate alarak hangi hususta karar vermeniz gerektiğine yardımcı olabilmek bakımından bir analiz aktarmıştım. O analiz biraz uzun olduğu için bu hususa yönelik olarak ayrı bir video
şeklinde hazırlamayı ve ilgisi olanların bu videoyu izlemelerini sağlamak istedim. Biliyorsunuz anlık yorum ve analizleri @HalukCanberk Twitter adresimden takip edebiliyorsunuz ve yine YouTube üzerinden aktarmış olduğum analizlere derhal erişebilmek, derhal haberdar olabilmeniz bakımından da ücretsiz bir şekilde bu kanala abone olmanız gerekmektedir. Evet, hoşça kalınız diyorum. Teşekkürler ve saygılar.